Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum herkese. Saatlerimiz gördüğünüz üzere 01.40'ları göstermekte, 2'lere yaklaşıyoruz. Ve bu saatte genellikle hafta sonları yayın aktarmam ama Cuma günü özelinde son derece flaş bir haberin gündeme düşmesi böyle bir yayını yapmayı zorunlu kıldım. Çünkü herkesin aklında soru şu: Merkez Bankası Başkanı değişti, istifa etti veya görevinden affını istedi veyahut da kendisini görevinden ayırdılar, yerine başka birisini getirdiler. Son derece hızlı bir gelişme. İşte bu durum piyasaları, borsayı nasıl etkiler? Bütün yatırımcıların aklındaki en önemli soru işareti Pazartesi günü sabah ne olacak sorusu. Bu sorulara şimdiden yanıt vermek, bu merakı en azından sıcağı sıcağına giderebilmek adına bir yorum ve biraz da sohbet içeriğinde bir video yayınlamayı arzuladım. Teknik kriterler veyahut da ayrıntılı kriterleri yarın veya öbür gün dolar ve borsa bazında daha ayrıntılı bir şekilde izah edeceğim. Ama konu şu anda Gaye Erkan, Gaye Erkan'ın değişmesi ve yerine Fatih Kahraman isimli beyefendinin gelmiş olması. Gelecek mi, gelmiyor, pardon, Fatih Karahan isimli beyefendinin gelecek mi, gelmeyecek mi, Cevdet Akçay mı gelecek şeklindeki soruların gündemde olduğu bir süreçte çok hızlı bir şekilde, son derece jet hızıyla, sanki önceden kurgulanmışçasına Gaye Erkan istifa edecek veya görevinden ayrılacak ve hemen biz bu ismi atayacağız gibisinden, hiçbir üzerinde yorum ve araştırma yapılmaksızın anında isim belirlendi ve söz konusu ismin Merkez Bankası Başkanı olduğu resmi gazetede yayınlanmak suretiyle kesinleştirildi. Değerli dostlar, Twitter sayfamı görmektesiniz ve sayfamda Fatih Karahan Merkez Başkanı oldu. Merkez Bankası Başkanı oldu şeklindeki haberin ilgili linkini görmektesiniz. Detaylarını tıklamak suretiyle okuyabilirsiniz. Zaten hashtag olarak da gerek son dakika gerekse Fatih Karahan ismiyle son derece önemli bir gündem meşgul eden bir konu haline geldi. Değerli arkadaşlar, farklı haberleri ben buraya retweet etmeye çalıştım. Son dakika haberi olarak işte Merkez Bankası başkanının görevden affını istediğini, Cevdet Yılmaz mı gelecek, bir başkası mı gelecek, ne olacak, ne bitecek gibi karmaşanın birkaç saat içerisinde devam ettiğine dair haber trafiğini sizlere aktarmaya çalıştım. Sevgili dostlar, mesele şu. Mesele son yıllarda Türkiye'de çok fazla, gerçekten çok fazla Merkez Bankası Başkanı değişikliği oluyor. Bu değişiklikler hayra alamet mi, yoksa farklı farklı sonuçlar yaratabilir mi? En son değişiklik endeksin fevkalade iyi bir evre kazandığı bir dönemde 8.562 noktasındaki tarihi zirvesini, TL bazlı tarihi zirvesini geçmiş olarak yaptığı kapanışın gecesinde gelen bu haber acaba bir kurgu mu? Özellikle seçilmiş bir tarih, özellikle seçilmiş bir dönem mi sorusunu da akla getiriyor. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, bendeniz çok detaylı düşünen, analitik düşünen, olumlu veya olumsuz yönlerde uç noktaların da hesabını yapmak kaydıyla bir takım hesapları ve kitapları oluşturup ondan sonra yorum aktaran bir arkadaşınızım. Yine endeksin
8500 lira doğru gittiği bir evreydi. Sayın Erdoğan o güne kadar Filistin mi, İsrail mi, diplomatik olarak kimin yanında olduğumuzun belli olmadığı bir evrede nötr ve şeffaf veya tarafsız bir görüntü içerisinde olduğu bir evrede endeks 8500'lere giderken, hatta 8500'lerin de aşılacağı yönünde bir havanın mevcut olduğu bir anda, sanıyorum ki bir öğleden sonra 15-30 civarlarında çıkıp da Hamas bir terör örgütü değildir, bir kurtuluş örgütüdür ve ben Netanyahu ile ilgili yapacağım görüşmeyi iptal ediyorum, İsrail'e de gitmeyeceğim şeklinde bir açıklama yaptı ve borsamız o açıklamayı mütakip olarak 10 dakika içerisinde zannediyorum ki 1000 puan üzerinde bir düşüş kaydetti. Şimdi böylesine mükemmel bir havanın olduğu bir anda, borsanın fevkalade iyi gittiği bir ortamda bu açıklamanın zamanlaması ne kadar doğruydu? Bu siyasi bir konu veya siyasi bir yöntem diyelim. Bu benim alanıma girmediği için bu konuda çok da fazla yorum yapmayacağım. Ama şunu ifade etmek isterim ki, borsa ne zaman bir coşku yaşarsa, ne zaman önemli bir dirence yaklaşır veya aşar ise bir şekilde önüne bir şeyler takılıyor. Hani 1-2 desek tesadüf diyeceğiz. Ama 3-5 olay söz konusu olduğu zaman bu konu tesadüf yorumlamasından çıkacak bir noktaya gelir. Şimdi değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz gibi Gaye Erkan'ın görevden alındı. Alındı mı, alınmadı mı, istifa mı etti, işte affını mı istedi, öyle mi oldu, böyle mi oldu? Arkadaşlar, bunların hiçbir önemi yok. Sonuç ne? Sonuç Gaye Erkan bu görevde bir şekilde başarısız olduğuna dair bir kanaatin varlığıyla af da istese, kovulsa da, gönderilse de artık bu koltuğun sahibi değil. Gaye Erkan dediğimiz isim aslında bilinen ve tanınan bir isim değildi. Yani düne kadar sizler Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan olacak bir hanımefendi olacak, efendim Amerika'da eğitim görmüş, üst düzey kurum ve kuruluşlarda çalışmış, bankalarda yöneticilik yapmış, parantez içerisinde bazı bankalarla ilgili de önemli sorunlar yaşamış ve hakkında davaların açıldığı bir insanın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmış olması hususuna zannediyorum ki yadırgadınız. Kim bu insan dediniz? Bu da kim? Neyin nesi? Evet, Mehmet Şimşek'i tanıyoruz. Mehmet Şimşek uluslararası piyasalarda, yatırım platformlarında fonlarla, şunlarla, bunlarla belli bir diyaloğu olan, belli ilişkileri olan, hatta bir nevi de güvenilirliği olan bir insan konumunda ve bu sebeple kendisine gerçekten çok ciddi ısrarlar yapılmak suretiyle Maliye ve Hazine Bakanı yapıldı. Fakat Gaye Erkan'la neyimiz? Şimdi sevgili arkadaşlar, Gaye Erkan demiş iken, Gaye Erkan Özal ailesini yaşı müsait olanlar bilirler diye düşünüyorum. Turgut Özal, Korkut Özal, Ahmet Özal vesaire. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanlığı yapmış. Darbe sonrasında Anavatan Partisi'ni kurmak suretiyle müthiş bir oy oranıyla Anavatan Partisi'ni başbakanlığa, iktidara taşımış ve ülke yönetimini ele geçirmiş olan bir insan sıfatındaydı. Birçok yasakları kaldıran ve Amerika'da uzun yıllar eğitim görmüş, bir nevi Amerika tarafından güdümlenmiş bir kişi olarak Türkiye'ye lanse edilmiş ve
Bana göre Amerika'nın yap dediklerini yapmak adına görevli bir kişi olarak seçimlerde böylesine büyük bir oy oranını elde etmek suretiyle Türkiye'de başbakan olup arkasından cumhurbaşkanlığı görevine kadar yükselmiş bir insan. Biz onun döneminde İstanbul-Ankara otobanının açıldığına tanık olduk. Efendim, Marlboro sigarasının serbest bir şekilde satılabildiğine tanık olduk. Cebinde 3-5 kuruş döviz bulunduran kişinin direktmen sorgu suale hatta gözaltı ve hapse mahkum edildiği bir evrenin dışına çıktığımız daha global ve daha serbest bir piyasa sürecine girdiğimiz bir takım olumlu dersiniz, olumsuz dersiniz. O ayrı bir konu. Bir takım level'lar atlamış olduk. AVM süreciler patladı. Türkiye önemli atılımlar yaptı. Türkiye'ye çok büyük faydaları da oldu. Ama bir de işin tematik yanına baktığımız zaman da belli tarikatlar, onlar, bunlar, şunlarla olan ilişkilerin yaratmış olduğu desteklerle de bir nevi güç toplamak ve doping elde etmek hususunda başarılar sağlamış olan bir insan. Şimdi Gaye Erkan'la ne alakası var? Gaye Erkan için Özal ailesinin kuzeni, yeğeni şeklinde bir ifade kullanılmakta. Hatta Gaye Hanım'ın ön ismi Hafize Gaye Erkan olarak tanımlanmakta. Hafize ismi nedir arkadaşlar? Sayın Turgut Özal'ın, merhum Turgut Özal'ın annesinin adıdır. Tesadüf diyebilirsiniz. Fakat aradaki ailevi bağlantılar, kültürel bağlantılar, eğitim yönündeki kurgulanmış olan planlamalar bir nevi bu ailenin efradını, biz gençlerini yurt dışında Amerika'da eğitelim, güdümleyelim ve yarın bir gün bu insanları kullanabiliriz şeklinde bu insanlara gerekli bilgiler, gerekli unsurlar yüklenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü rahmetli Özal Türkiye'ye geldi. Amerika'nın istekleri doğrultusunda adımlar atmaya başladım. Gaye Erkan Türkiye'ye bana göre yine Amerika'nın istekleri dahilinde onun isteklerini yerine getirmek amacıyla Türkiye'ye getirildi. Dediğim gibi Gaye Erkan'ın hiçbir özelliği yok. Hiçbir başarısı yok. Evet, akademisyen olabilir, yurt dışında üst düzey eğitimler vermiş olabilir, o bu şu vesaire. Bunların hepsi olabilir. Ama bu onun zor durumdaki bir ülkeyi kurtaracak olan bir isim olarak ülkemize daha doğrusu getirilecek bir isim şeklinde değerlendirilebilecek acaba kaçıncı isimdir diye sorgulamak lazım. Sayın Gaye Erkan, geçmiş günlerde bir yayın dinledim. Bakın, dinledim diyorum. Sayın Ali Tarakçı beyefendi, gazeteci, Gerçek TV isimli bir YouTube televizyon kanalı bulunuyor. YouTube'dan rahatlıkla izleyebiliyorsunuz ve her hafta belli kişileri farklı konularda yayına alıyor. Ve Gaye Erkan için bir projedir ifadesini kullandı. Ve Gaye Erkan'ın aslında bir Boğaziçi mezunu olmasına rağmen ihtisas alanının ekonomi değil, lojistik veya askeri lojistik diyebileceğimiz bir savaş anında, kritik bir ortamda helikopterlerin, işte ne bileyim bir takım hava araçlarının inebileceği ve kalkabileceği en uygun noktaların tespiti hususunda uzman bir kişi olarak Amerika'da yetiştirildiğini ve aslında böyle bir donanıma sahip olan bir kişi sıfatıyla Türkiye'ye gönderildiğini ama ön yüzünde ekonomistik vasfının gündemde olduğunu ifade etti. Evet, bu bir senaryo olabilir.
Doğru olabilir, yanlış olabilir. Bilemem. Bu iddiayı müsebbibi ancak cevap verebilir. Ama kendileri Sayın Ali Tarakçı Bey der ki, yani bu konuda aldığı dersler, aldığı eğitimler, transkriptlerinde, efendim şuyunda, buyunda, her şeyinde görülüyor, biliniyor. Ben bunları kafamdan uydurmuyorum. Bu dersleri niye aldı ki bu insan? Demek suretiyle de bizlere bir anlamda, evet gerçekten sen bu konuda niye eğitim aldın kardeşim? Sen bir ekonomistsen neden helikopterin nereye ineceği, İHA'nın nereye ineceği, nereden kalkabileceği, en doğru noktanın neresi olabileceği veya olmayacağı hususunda bir takım önemli bilgileri tespit etmek hususunda çok özel bilgilere sahip oldun ve bu bilgilerle donatılmış bir insan sıfatıyla sen Türkiye'ye geldin. Ömrüm 3 ay 4 ay sürdü. Zannediyorum Temmuz sonunda geldi. Ve bir şekilde kendisi hiçbir şey yapmadı. Bana yaptığı hiçbir şey gösteremezsiniz. Hatta birkaç yayın önce dedim ki, yahu Hafize Erkan'la, pardon Gaye Erkan'la Mehmet Şimşek ne alaka Amerika'da bir toplantıya gidiyorlar? Yani bir Merkez Bankası Başkanı'nın vazifesi gidip de para aramak, yatırımcılarla ilişki kurmak, onlara yatırım politikalarımız konusunda bilgi aktarmak değildir. Onun görevi yurt içinde parayı nasıl yöneteceğine dair çeşitli adımların atılması konusunda başlar. Ama bir Maliye Bakanı, efendim bir Dışişleri Bakanı bu konularda gider yurt dışında bir takım görüşmelerde bulunabilir. Ve sonuçta bir gerçek ortaya çıktı. Gaye Erkan tek başına Amerika'ya gitti. Mehmet Şimşek gitmedi. Denildi ki Mehmet Şimşek yoğun programı var. Türkiye'den, yurt içinden online olarak bu yatırımcılar toplantısına katılacak. Bu toplantıya Sayın Gaye Erkan da aynı şekilde katılamaz mıydı? Özel uçaklar, bilmem neler, şunlar bunlar, onlarca, binlerce, milyonlarca dolar masrafa ne gerek vardı? Ama Gaye Erkan gitti. Umut neydi? Gaye Erkan'ın oradaki ilişkileriyle bir şekilde bir para üretebileceği, bir Türkiye'ye bir fayda sağlayabileceği noktasında adımlar atabileceği hususuydu. Fakat Gaye Erkan bu konuda başarılı olmadı, olamadı. Ve ardından bir takım spekülatif haberler çıktı. Yok efendim babası için özel oda ayarlamış, annesi için özel oda ayarlamış. Çok geri bir anneymiş, çocuğunun işte küçük bebek olması münasebetiyle ihtiyaçlarını günün periyodik saatlerinde karşılayabilmesi adına özel araçla çocuğunu bir şekilde Merkez Bankası Genel Müdürlüğü'ne getirtiyormuş. Özel mutfaklar hazırlanmış, özel yemek. Sevgili arkadaşlar, yani bir insan aptal olmalı ki, gerçekten aptal olmalı ki, binlerce kişinin, yüzlerce kişinin çalıştığı bir ortamda göze bata bata böyle bir düzen kursun. Babasına bir ofis tahsis etsin. Annesine bir oda tahsis etsin. Çocuğunu milletin gözü içerisinde alsın, götürsün, getirsin. Bu durum arkadaşlar bana bu şahsın bir şekilde bir proje olarak aynı Ali Bey'in yaklaşımda bulunduğu gibi bir proje olarak geçici bir süreliğine Türkiye'ye getirilip monte edilmiş ve süresi, vadesi, kullanım süresi dolan bir ilaç gibi artık senin vazifen de oldu. Haydi güle güle demek suretiyle bir takım sebeplerin de üretildiği, anlattım size sebepleri, bir ortam yaratıldı ve kendisi de aileme, şahsıma, bebeğime vesaire vesaire gibi unsurlara yönelik baskılardan ben rahatsızlık duydum ve ayrılıyorum dedim. Şimdi Fatih Kahraman kimdir arkadaşlar? Karahan kimdir? Fatih Karahan da benzer bir şekilde
Amerika'nın yetiştirmiş olduğu, orada belli görevlerde bulunmuş, oranın kültürünü özümsemiş veya oranın güdümlemesiyle Türkiye hakkında çeşitli bilgilere haiz olmuş bir insan konumunda. Fatih Karahan dediğimiz şahsiyet, sevgili arkadaşlar, şuradan size göstermeye çalışayım. Neredeydi? Şu anda sekme olarak göremedim galiba ben onu. Şuradan mı görecektim acaba? Şuraya mı adapte etmiştim? Evet, bulamadım. Her neyse. Söz konusu şahıs, arkadaşlar, Amerika'da uzunca bir süre eğitim görmüş, belli bankalarda, belli ekonomi ortamlarında görev yapmış, çalışmış bir kişi. Ekonomi bilgisine saygımın sonsuz ama Türkiye'ye ne kadar faydası olacaktır? Türkiye'ye hangi niyetle geliyor? Bilgisiyle mi geliyor, niyetiyle mi geliyor? Bunları da bilmiyoruz arkadaşlar. Bakın, bu söylememi altını çizin. Bilgisiyle mi geliyor, niyetiyle mi geliyor? Ne yapmak amacıyla geliyor? Sonuç itibariyle Fatih Karahan artık bizim Merkez Bankası Başkanımız. Ömrü ne kadar olur onu bilmiyorum. Sayın Cevdet Yılmaz'ın adı geçti Merkez Bankası Başkanı olabilir noktasında. Fakat o kişi kendisi olmadı. De Mehmet Şimşek'in enteresan bir ifadesi vardı. Dedi ki, yeni ekiple birlikte çalışmaktan gurur duyacağım. Mehmet Şimşek bir şekilde çalışmak istediği ekibi zaten kendi tasarlamış idi. Belli ki Sayın Karahan'la birlikte daha uyumlu bir çalışma içerisinde olacaklar. Çünkü Amerika ziyaretine Mehmet Şimşek'in gitmemiş olmasının sebepleri arasında Gaye Erkan'la aralarının limoni olduğuna dair bir takım kulis haberleri dahi gündeme gelmiş idi. Evet, Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı ile uyumlu bir şekilde çalışır ise nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Eşittir. Pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü borsamız bu olaya nasıl bir tepki verir? Sevgili dostlar, ben felaket tellallığını seven bir insan değilim. Evet, gerçekten büyük bir facia olacaksa da bunu mutlaka ve mutlaka sizlerle paylaşırım. Ben pazartesi, salı, çarşamba, her neyse önümüzdeki birkaç gün içerisinde borsanın veya Türkiye piyasalarının bu gelişme dahilinde çok önemli bir kayba maruz kalmasını beklemediğim gibi bu mevcut gelişmenin yabancılar tarafından da olumlu karşılanabileceğini düşünüyorum. Neden arkadaşlar? Bugün Cuma, değil mi? Yani Cuma gününün gecesindeyiz. Cuma olarak bunu tabir edelim. Cuma günü itibariyle BIST endeksi 8.665 seviyesinden kapattık. Tarihi bir zirve noktasıyla, TL bazlı bir zirve noktasıyla kapanış gerçekleştirdik. Haftalık farkımız %4'ler civarında. Efendim, X-Bank endeksimiz haftalık bazda nötr diyelim ama holdingler %5 civarında artıda, her neyse. Bugün akşam saatlerinde gelen bu haberi yabancı bir şekilde bugün değil arkadaşlar, dünden biliyordur zaten. Bu benim ön yargım. Bu benim öngörüşüm. İspat edebilir miyim? Elbette ki edemem. Ama yabancı
Ne olup ne biteceğini bizden önce öğrenebilme imkanına ve şansına sahip. Çünkü yabancı Türkiye'ye gelsin diye her türlü tavizi veren bir hükümet var. Sonuç olarak eğer ki bugün akşam saatlerinde piyasalar kapandıktan sonra Sayın Kaya Erkan'ın istifa etmesi durumu takibinde pazartesi günü piyasalarda büyük bir çöküş olacak şeklinde bir anlayış veya beklenti olaydı, bir, bugün endeks artı kapatmazdı. İki arkadaşlar, borsapivot.com isimli siteme geliyorum ve bu sitemin birçok verileri sizlere çok kolay bir şekilde yansıttığını biliyorsunuz ve VIOP değerlerine geliyorum. Endeks pozisyonlarına geliyorum arkadaşlar. Net olarak bugün kim ne almış? Arkadaşlar, TEB Yatırım long lideri ve TEB Yatırım son 3 aydır hızını kesmişti birazcık long liderliği konusunda. Ama ciddi şekilde vites artırdı ve bugün 2400 kontrat long yapmış. TEB Yatırım net olarak longda. Bir kontrat dahi short yok. Deniz Yatırım 2400 kontrat longda veya shortları da kapatmış. Bakacağız birazdan. İş Yatırım alım yapmış. Tacirler alım yapmış. Yapı Kredi Yatırım alım yapmış. Peki arkadaşlar, kümülatif dediğimiz genel anlamdaki, yani Şubat vadenin açıldığı tarih 3 ay önce açıldıysa, bu 3 aylık süre içerisindeki toplam pozisyon ne? Bugün değil, genel olarak pozisyon ne? TEB Yatırım sevgili dostlar, son 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür sürekli olarak long yapıyor. Ve 97.000, 98.000 seviyelerine ulaşmış durumda. Yapı Kredi elindeki shortları kapattı ve long koruma geçti. Halk Yatırım, Deniz Yatırım benzer şekilde, Tacirler Yatırım benzer şekilde. Şimdi sevgili dostlar, dedik ya, burada TEB Yatırım'ı önemseyelim. Elinde en büyük risk olan, en büyük pozisyon olan, şu an endeks kontratları aslında 12-13 binler civarında olması lazımken volatilitenin artmış olması gereği bazı kurumlar 20 bin lira uyguluyor. Bazı kurumlar 28 bin lira, bazı kurumlar 30 bin lira uyguluyor. Bir kontratın pozisyon açılması noktasında talep edilen teminatı olarak. Şimdi TEB Yatırım kaç para öder bilemem. Böylesine bir miktarda sürekli olarak long pozisyon açan bir kurum var ise ve son 3 yıldır attığı adımlardaki long işlemleri sonrasında hep haklı çıkmış olan bir kurum var ise, endeksin yükseleceği yönünde kanaat sahibi olup da sürekli olarak long pozisyonlarını artıran, bazen minik miktarda azaltıp da düşüşlerde daha da fazla sattığından daha da fazlasını alan bir kurum varsa ve hele hele bugün de alım yaptı ise arkadaşlar, TEB Yatırım'ın bugün gelecek olan bu haberden bir haber olup da kesinlikle ve kesinlikle bu miktarda long yapmasını, 2500 kontrat civarında long yapmasını ben beklemezdim. Salak olmamalı, değil mi? Çok affedersiniz, gerizekalı olmamalı. Bu haber gelip de pazartesi gününe dair çok olumsuz bir etki yaratacaksa eğer, bu bilgiyi zaten öncesinden edinmiştir, tedbirini alırdım. Ve biz bugün endeksi arkadaşlar, malumunuz üzere olumlu bir seviyeden kapatmayı başardık ve
haftayı 8.665 değeriyle en yüksek haftalık kapanış tarihi TL bazlı kapanış sıfatıyla kapatmış durumdayız. Ve bu durum söz konusu olan haberin endekse olumsuz bir etki yaratmayacağına ve hatta özür dilerim biraz ses tonum yükseldi ve hatta endeksin daha da doping sahibi olmasına, daha da olumlu yönde etkilenmesine neden olabilecek bir vesile olarak görülmesine dahi tanık olabiliriz. Yani bu haberle biz endeksin 8700-800-850 bölgesindeki sıkıntılı bir viraj bölgemiz var. 8500'ler geçilse bile 700-800 bölgesi biraz sıkıntılıdır diyorduk veya ben diyordum. 8762 seviyesi bugün günün en yükseği olarak görüldü. Biz önümüzdeki hafta 9200'leri, 9400'leri görecek olur isek hiç şaşırmayalım arkadaşlar. Bakın görürüz. Kesinlikle göreceğiz. Mutlaka göreceğiz. Böyle bir ifade kullanamam. Yatırım danışmanlığı vasfında hiç kimseye bekle, al, sat, şu, bu vesaire tarzında bir ifade kullanamam. Ama diyorum ki bu haber olumlu da algılanabilir, olumsuz da algılanabilir. Ama ben bu cuma günü itibariyle endekste çok büyük satışlar görmediysem, çok önemli bir para çıkışı görmediysem ve long yönlü pozisyonların artırıldığına dair, hele hele birkaç gündür endeksteki yükselişi de hesaba kattığımız zaman pahalı seviyelerden long yönlü pozisyonların artırıldığına tanık olduysam, endeksin ben yönünün daha da yukarı olacağı ve bu mevzunun da endekste yukarı yönlü gidişata bir katalizör etkisi yaratabileceğini düşünmek durumunda kalırım diye düşünüyorum diyeyim. Şahsi kanaatim olarak veyahut da şahsi görüşüm olarak katılırsınız veya katılmazsınız elbette ki öncelikle saygı esastır. Değerli arkadaşlar, 8762 seviyesine ulaşmış olan bir endeks ve 120 dakikalık grafik bazında konuşuyorum. 7900'lerden başlayan bir tepki ve 8760'lara kadar devam eden bir yükseliş ve 8439 seviyesini çok defalar test eden bir destek olarak ben burayı acaba kuvvetlendirebilir miyim noktasında gördüğünüz gibi en az 10 defalık 120 dakikalık süreç de bu seviyeyi destek kontrolü yaptıktan sonra sert adımlarla bir şekilde 8562 olarak bildiğimiz ve sizlere yorumlarımda sürekli olarak anlattığım bir defa gördüğümüz bir direnç, bir seferlik gördüğümüz olan bir direnç, güçlü bir direnç olarak yorumlanamaz. Burası 8400 üzerine çıkıldıktan sonra geçilmesi çocuk oyuncağı gibi olabilir. Çok hızlı geçilebilir diyordum. Benzer şekilde bu seviye geçildi. Ama ben 8750-850 bölgesinde bir direnç tespit etmiştim. Bu bölgeye geldik ve bu bölgeden bir dönüş yaptık. Şimdi arkadaşlar 8562 seviyesi grafiğimde görüldüğü gibi ve aynı zamanda bildiğimiz TL bazlı tarihi zirve sıfatı ile bizim şu an için en önemli kısa vadeli desteğimiz konumunda. Ama uzun vade, orta vade anlamında dersek 8439, 8400 seviyesi. 8500'lere doğru gerilemeyi makul karşılayabiliriz. Satışlar sertleşebilir, 8400'lere yaklaşım olabilir. İşte bu tarz gerilemeler sektörel bazda ki bu sektörlerin hangileri olacağını,
hangi hisselere daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini hafta sonu aktaracağım ekstra analizimde mutlaka bildireceğim. Fakat sizlerin beğeniniz, sizlerin paylaşımınız ve sizlerin yorumlarınız olur ise bunları bildireceğim. Gecenin bu saatinde aktardığım analizi 3-5 kişi izleyip de 5-10 kişinin beğeni koyması, şu bu falan. Arkadaşlar, beğendiniz, beğenmediniz, kalbinizden geçen beğenmekse oraya bir işaret koymanızın zaten bir anlamı yok. Fakat YouTube öyle bir mekanizma ki ne kadar çok beğeni alırsan, ne kadar çok paylaşım olursa, ne kadar çok iki satırlık bir yorum dahi olursa seni daha çok ön plana çıkarıyor. Yani beni diyeyim. Ben de emeğimin karşılığını alabilmek ve daha çok insana hitap edip daha çok insana bir şekilde erişebilmek, onları bilgilendirebilmek anlamında gayret gösteriyorum. 3 saatlik bir emeğin karşılığında 30 kişi veya 3000 kişi her neyse izliyor olmasının bana vereceği mutluluk başka bir şey. Atıyorum 10.000 kişinin izliyor olmasının bana vereceği gurur başka bir şey. Çünkü ben orada çok izlendim, çok reklam parası alacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben YouTube'dan gelen reklam parasını öğrencilere adamış durumdayım. Ben öğrencilere her seferinde bu konulara girmek istemiyorum. Bu anlamda oluşan reklam gelirleri işte 2.000 lira, 3.000 lira bir şeyler. Bunları okuttuğum bazı öğrenciler var. 2.000 lirayla da kaç öğrenci okutabilirsiniz? Kendim de bu anlamda bir bütçe yaratıyorum. Bütün amacım bir katılım bir tonu oluşturdum. Yani ve izah da ettim. Dedim arkadaşlar eğer gönlünüzden kopar ise evrakıyla, belgesiyle, öğrencinin kimliğiyle, öğrenim belgesiyle, transkriptiyle, o suyla, bu suyla, her şeyiyle sizlere gelen parayı ve gönderdiğim rakamı ispat edecek şekilde, aklınızda en ufak bir soru işareti bırakmayacak şekilde bir oluşum yarattım. Yani oradaki katıl butonunda 20 lira, 50 lira, 100 lira, ben dilenci değilim yani, o para beni zengin de etmez, fakir de etmez. İnanıyorum ki sizleri de zengin de etmeyecektir veya fakir de etmeyecektir. Ama bir hayırlı bir olaya, eğitime çok önem veren bir insan sıfatına haiz olduğumu biliyorsunuz ve bu mealde gerçekten ihtiyacı olan kişileri tespit etmek suretiyle çok saygıdeğer akademisyen dostlarım, arkadaşlarım ki bu akademisyen dost ve arkadaşlarımı çok yakın zamanda canlı yayınlarda birlikte program yaptığımızı göreceksiniz. Ve şaşıracağınız isimler, ummadığınız isimler olacak. Net bir şekilde sorular sorabileceksiniz. Aynı zamanda çok güzel bir yayın programı satın aldık. Sanki bir televizyon stüdyosunda yayın yaparcasına soruyu soran kişinin adı, sorduğu soru, konuşan kişinin adı, hangi konuda konuştuğu gibi bilgilerin de ekranın altında net bir şekilde görüldüğü, kocaman kocaman puntolarla görüldüğü bir yayın düzeni satın aldık. Dün yaşamış olduğum önemli bir yayın kazası vardı. Bu olaydan dolayı gerçekten çok ciddi bir özür borcum var. Beni izlemeye çalışıp da soru sormak adına saatlerce bekleyen arkadaşlarıma gerçekten çok büyük bir özür borcum var. Ve bu özür borcumu nasıl telafi edeceğim bilmiyorum ama çok sık canlı yayınlar yapmak suretiyle bundan böyle canlı sorular alarak çok geç saatlere kadar hiçbir soruyu cevapsız bırakmayacak noktada anlık analizler, anlık grafiklerle yarın hangi hisse ne olur ve ne biter noktasında birçok insanın sorusuna
canlı yayınlarda fikirler, cevaplar vermeye gayret göstereceğim. Ama dünkü yayında sayın moderatörümüz borsapivot.com isimli sitemizin sahibi olan, yöneticisi, CEO'su olan Hakan Bey'e, benim eski moderatörüm, eski Hakan Bey'in görevini devralan, bayrağı devralan eski öğrencim Bahadır Bey'e, özellikle enflasyon muhasebesi konusunda bilgiler, değerli bilgilerini aktarmış olan Bahadır Bey'e ve yine Eren Bey'e, o da benim eski bir öğrencimdir ama piyasayı çok iyi koklayan, yatırımcının psikolojisini çok iyi anlamış, özellikle borsada dönen dolapları, kim ne yapıyor, ne ediyor, hangi amaçla yapıyor, hangi amaçla alıyor, o aldığı hisseyi 3 gün sonra fiyatı yükseltip de küçük yatırımcının kucağına mal boşaltmak için mi alıyor, yoksa hakikaten dürüstçe, iyi niyetle, bir tüccar mantığıyla mı alıyor? Bunların tespitini yapabilen, gerekirse şirketlerle gidip görüşmeler yaparak bilgiyi kaynağından elde edebilen oldukça iyi bir analist konumuna gelmiş. Hatta analist artı stratejist konumuna gelmiş değerli Eren kardeşim. Ve yine henüz yüz yüze gelemedik, face to face dediğimiz bir tanışmamızın olamadığı İrfan Bey kardeşimin ve Tansel Bey, Tansel Çiftçi beyefendinin katılımlarıyla benim yokluğum çok da aranmadı. Katılmayı çok isterdim. Sorularınıza yanıtlar vermeyi çok arzulardım. Bir ara katılabildim. Dedim ki gece 3'lere kadar sorularınıza yayın ver, cevap vereceğim. Herkes uykusuzluktan, yani yardımcı arkadaşlarım uykusuzluktan dolayı programı terk etseler bile ben yayında kalacağım dedim ama yarım saat 35 dakika sonra yine bende sorun oluştu. Bir taraftan bir fiber optik meselesi çıkardılar. Altyapının değişikliği. Ardından siteye ana kanal gelmiş, dairelere yönelik bağlantıların yapılması. Sonrasında benim telefonumda oluşan bir takım sıkıntılar, problemler derken ben bir türlü dinleyici konumunda oluyorum zaman zaman ama konuşmacı konumuna geçemiyorum. Arkadaşlarım geçiremiyorlar. Bundan dolayı gerçekten dün gece ciddi sinir krizleri geçirdim. Fakat problem benden kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı özür diliyorum. Arkadaşlar, konuya dönelim isterseniz. 8.440-450 seviyeleri şurada gördüğünüz gibi önemli bir kısa vadeli desteğimiz. 8.562 seviyeli noktası çok önemli bir destek noktamız. Ve biz 8.600'ler üzerinde bir kapanış yapmış olmakla başarılı bir kapanış yaptık diyebiliriz. Peki bu hafta bazında değerli arkadaşlar neler olabilir sorumuzun cevabına gelince veya önümüzdeki günler bazında? Hani bu konu net bir detaylı bir analiz değil. Bu analizi ben önümüzdeki yarın veya öbür gün ayrıntılı bir şekilde sizlere daha farklı yöntemlerle vereceğim. Ben sadece Gaye Erkan'ın ayrılışının endekse olumsuz bir etki yaratmayacağını, 50-100 puanlık bir gerileme olsa bile bunun çok hızlı bir şekilde telafi göreceği ve alım fırsatı yaratabileceği yönünde düşüncemi ifade ediyorum. Gördüğünüz gibi 8.560-62 seviyesi destek ve 9.400 seviyesi hedef olarak görülen bir Fibonacci impuls çizimimiz mevcut. Diyor ki 8.000'in altına özellikle gelme, biraz orta vadeli bakıyorsan ama kısa vadede 8.560'ın aşağısına gelecek olur isen 8.000'lere kadar gerileme riskin gündeme gelebilir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar,
Mutlaka bir sistem ve prensip takip etmeniz gerektiğini söylüyorum ve diyorum ki önünüzde bir navigasyon olmalı. Birkaç indikatör kullanmak suretiyle. Birinci indikatör okey dedi. İkinci okey dedi. Üçüncü okey, dördüncü okey dedi. Korkmayın. Alın veya satın. En azından neden aldığınızı veya neden sattığınızı biliyorsunuzdur. Farsın yanılın. Dersiniz ki ya ben 4 kritere baktım. Bu 4 kritere göre aldım. Zarar oldu. Nasip değilmiş dersiniz. Ama hiçbir şeye bakmadan onun bunun lafıyla aldınız, ettiniz, eylediniz. Arkadaşlar iş, bu iş değildir. Hata yapacaksanız bildiklerinizi uygulayın. Öyle hata yapın. En azından doğruları yaptım ama hata oldu. 10 işlemde 2 tane hata yaparsınız. George Soros'a, Warren Buffett'a soruyorlar. Arkadaş hiç mi hata yapmazsınız? Diyorlar ki 10 işlem yapıyoruz, 4'ünde hata yapıyoruz. Ama 6'sından elde ettiğimiz kar 4 tanesinde ettiğimiz zararın 50 katı fazla. Yani adam 6 işlemde %200 kazanıyor. 4 işlemde misal veriyorum %20 kaybediyor. %200, %300 kazancın olduğu bir ortamda %20 kaybın olmuş. Ne olur ki? İşletme gideri diyelim. Şimdi 120 dakikalık kriterler itibariyle özel eğitimlerimde kıymetli öğrencilerime çeşitli formüller yüklüyorum. Onların vade anlayışlarına, trade anlayışlarına göre. Çok hızlı işlem yapmak istiyorum. Gün içinde çok hızlı en erken sinyalleri almak istiyorum diyen, risk almayı da seviyorum ben arkadaş diyen bir arkadaşıma yüklemiş olduğum formül diyor ki, endeks bazında sen 8000 seviyesinden alım yapabilirdin ve al noktasında pozisyonunu koruyabilirsin. Çünkü şuradaki al sinyalinden sonra sat sinyali gelmemiş. Ama şurada sert bir bar oluşmuş 120 dakikalıkta. Demiş ki 8000 civarından sat. 7900'lere kadar gerileyebilirsin diye bir uyarı vermiş. Ama sonrasında diyor ki 8100'lerde al diyor. Efendim ben madem 8100'e çıkacaktı niye sattım? Neden komisyon ödedim? Sevgili dostlar, 8000'ler seviyesinden gelen bir sat sinyalinin 7500'lere kadar gitmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Burası bir tedbir olayıdır. Aracınıza kasko yaptırmak gibi bir şeydir. Kasko yaptırırsınız. Kaza yapacağını Allah korusun. Kaza yapacağınızın bir garantisi var mı? Elbette ki yok. Ama kaza yapmazsınız dersiniz ki ya verdiğim kasko parası boşa gitti. Ama bir sorun bir problem olduğu zaman da iyi ki kasko yaptırmışım. Cebimden 20 bin lira kasko için para çıktı ama şu 300 bin lira 500 bin lira da giderden kurtulmuş oldum gibi. Burada önemli olan önce kazanmak değil. Önce kaybetmemek. Önce risk görüldüğü anda riskten uzaklaşmak. Bakınız arkadaşlar. Şuradan al sinyalini vermiş. Nereden vermiş? 7440'lı seviyelerden vermiş. Ve sat sinyalini bize 7900'lerden vermiş. Biz bu göstergemizi, bu formülümüzü başka iki indikatörle, örneğin Haluk göstergesiyle, örneğin yine benim yazdığım farklı bir iki göstergeyle birlikte kullandığımız zaman, üç göstergeye aynı anda baktığımızda bazen şuradaki al sinyali veya şuradaki sat sinyalinden önce biz şuralarda satma kararını alabiliyoruz veya şuralarda alma kararını bile alabiliyoruz. Bakın burada al demiş ama aslında düşük nokta burası. Ben buralardan da alım kararı verebilirdim. Benim göstergeleri bana o hislerin artık toplanma evresinde olduğunu gösterebilecek kadar bol vitaminli bir çorba gibi o hislerin her şeyini ölçüp biçip bana bilgi verebilecek niteliklere haiz formüller oluşturmaya çalışıyorum. Ve bunu da
borsapivot.com isimli sitemizde uygulamaya çalışıyor. Mümkün olduğu kadar, fakat esas bu işin sırrı bunun özel eğitimini almaktır. Çünkü kullanım kılavuzunu bilmediğiniz bir nesneyi başarıyla kullanamaz, ondan yeteri kadar istifade etmeniz mümkün olamayacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, buradan ayrıldıktan sonra gün bazında konuya bakıyorum ve günü 8.665 seviyesinden kapattıysak eğer, haftalık bazda 8.679 değerimiz varmış ve biz haftalık pivotun bir miktar aşağısında kapattık. Biraz güç kaybıyla kapattık ama 8.560 bizim önemli bir destek noktamız. En kötü şartlarla 8.400'ler ve daha sonrasında 8.300'ler var. Pardon, 8.000'ler var. Ama biz arkadaşlar konuya haftalık bakalım. Anlık reaksiyonların yaratabileceği olan unsurları çok fazla kafaya takmayalım. Niye takmayalım? Çünkü hafta bazında biz bu haftayı %3.83 oranındaki bir primle kapattık. Ve geçen haftanın pivot değerleri bize demişti ki 8.671 seviyesine kadar yükselebilirsin demişti. Bakın geçen hafta. Biz bu hafta nereye kadar yükseldik arkadaşlar? Bakın 8.671 diyor. Biz bu hafta nereye kadar yükseldik? 8.762'ye kadar. Yani biz bu değerin de üzerine çıktık. Fakat bu değerin üzerinde kalıcı olamadık, geriledik. Fakat kapanış yapmış olduğumuz nokta geçtiğimiz haftanın 8.562 olarak öngörmüş olduğu pivot değerinin üzerinde gerçekleşti veya bir başka ifadeyle 8.600'ler civarında bir kapanış yaşamış olmamız bizi haftayı olumlu kapattığımız yönünde bilgilendiriyor. Peki Haluk göstergesi, hani dedik ya bol vitaminli birçok detayı hesaba kitaba katarak bize fikir veren gösterge ne diyor? Buyurun, Haluk göstergesi şu tarihten itibaren sevgili dostlar 7.400'lerden itibaren al sinyalini üretmiş, yeşil konuma geçmiş, yavaş yavaş bir süre ardından hızlanarak 70 seviyesi civarlarına gelmiş. Ama kuralımız neydi? 70 seviyesinin üzerinde her an radara yakalanma riskimiz mevcuttur. Bu bölge biraz zorlu bir bölge olabilir ama 70'in üstüne çıkacak mıyız? Burada birkaç hafta oyalanacak mıyız? Bu oyalanma esnasında bankacılık sektörü, o bu şu sektörler bir nevi bayrak değişimi yaparcasına ralliler yapacak mı? Bunları zaman gösterecek. Şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Peki bu arkadaşlar önümüzdeki hafta adına acaba biz nasıl bir görünüm içerisinde olabiliriz? Borsapivot.com isimli siteme geliyorum. Ana sayfayı tıkladıktan sonra piyasalar bölümüne geliyorum. Ve bu arada buradaki yazarlarda çok sürpriz isimler göreceksiniz yakın zamanlarda. Hala sitenin ana yüzü, ara yüzünü düzeltme ve daha da iyileştirme çabası içerisindeyiz. Arkadaşlar nereye geleceğim ben? Yurt içi endekse geleceğim. Yurt dışı endekse geldim. Haftalık pivot olarak 8.679 üzerine çıkar isem 8.736, 8.820 ve 8.900. Yuvarlak rakamlar olarak konuşuyorum. Bu seviyelere doğru bir atak olabilir. Ama Gaye Hanım'dan kaynaklı, bu Merkez Bankası değişikliğinden kaynaklı bir stres sabahın ilk saatlerinde olur ise mutlak ve mutlak surette, bakın şu lafı unutmayın. Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar. Panikle satış yapmayın. 10 dakika önce satış yapıp da 15 dakika sonra sattığınızın 20 kademe yukarısından almak noktasında fikir değişikliğine gidebilir, pişmanlık duyabilirsiniz. Bu açıdan sabırlı olun. Bu haber
bu gelişme Türkiye ekonomisi veya Türkiye siyaseti, Türkiye ekonomik düzeni adına çok da sorunlu bir haber değil. Belki de yabancı bunu çok olumlu algılayacak. Biz 8600, 8500 ve 8400 seviyesini destek olarak kabul edelim. Buralara kadar gerilemelerin normal olabileceğini hesabımıza katalım. Bu hafta, önümüzdeki hafta içerisinde ise önemli olan 8623 seviyesi üzerinde kapanışlar yapmamız. Ama esas olarak 8500'ün altında kapanış yapmamamız. Bakın, 8500 aşağısında kapanış yapmadıkça, 8600 üzerinde kapanışlar yaptıkça 8850, 9000 diyelim artık buraya ve 9200. 9200 seviyesine doğru bir hareketlenme olasılığı bu hafta dahi teknik anlamda, bakın teknik anlamda mümkün olabilir. Ya efendim 8600'den 9000'e nasıl gideceğiz? Arkadaşlar yani iyi kötü hesap kitap yüzde hesabı biliyorsanız 2000'den 4000'lere, 5000'lere, 6000'lere gelmiş olan bir endeksin 8500'den 9000'e gidebilmesi için sadece %3, %4, %5 bir prim yapması. 2 günde üst üste %2'lik primi bu olayı 9000'e taşıyabilecek durumdadır. Peki Şubat ayı itibariyle ana kriterimizde pivot değerimiz 8239. Her halükarda bakınız. Her halükarda 8239 aşağısına gelmemeliyiz. Bu seviye aşağısında kapanış olmamalı. Bu seviye korundukça 9100, ardından 9400 ve sonrasında 10.300 seviyesi dahi Şubat ayında görülebilecek olan teknik bir seviyeymiş. Sevgili dostlar, tamamen yalın bir Türkçe konuşuyorum. Sözlerimi, laflarımı cımbızlayıp da Haluk Hoca 10.000'e gidecek. Şubat'ta işte hisse endeks 10.300 olacak dedi. Tarzındaki ifadelerimin tamamıyla ve tamamıyla burada vurgulamak kaydıyla diyorum ki bu bir teknik yorumdur. 9000 üzerine çıkılır. Hele hele 9400 aşılacak kadar bankacılık endeksi ve holding endeksinde bir hareketlilik olur ise biz Şubat ayında 10.000'li seviyeleri dahi görebiliriz. Teknik bize bunu söylüyor. Ama bunu görebilmek için elbette ki güçlü bir para girişine ihtiyacımız var. Elbette ki yabancının ilgisine ihtiyacımız var. Elbette ki sanayi ve bankalara yoğun alımlara ihtiyacımız var. Bu olacak mı olmayacak mı bilemem. Kim ne kadar ne miktarda alım yapabilir, cebinde kaç parası var? Bunun muhasebesini benim tutma şansım hiçbir şekilde yok. Ama bu beklentilere bağlı olarak piyasadaki gidişatı olumlu yorumlamak kastı, hele hele seçimlerin AKP lehine sonuçlanabileceğine dair en azından Ankara, İstanbul, İzmir bazında düşündüğümüzde en az iki şehri alabileceklerine dair bir kanaatin kamuoyu oylamalarında biraz ön plana çıkması gibi bir şeyler yabancılar tarafından tespit edilecek olur ise, böyle bir algı gündeme gelir ise bu durumda önemli bir belirsizliğin biteceği ve bir nevi iktidarın elinin daha da güçlenmek suretiyle ki biz bunu genel seçimlerde yaşadık. Geçtiğimiz genel seçimlerde AK Parti iktidarı eğer kazanırsa borsa 2000 lira 3000 lira düşer. Dolar da 60 olur 70 olur tarzında beklenti varken tamamıyla bu görüşlerin tersine bir durum oldu. Dolar işte mutedil bir şekilde
ufak tefek bir yükselişte 30'lara yaklaştı. Ki bu yıl sonu 2023 yılı sonu itibariyle dolar için 40'tan aşağı rakam zikreden yoktu neredeyse. Borsa için mümkün değil yani bu seviyeler deniliyorken. Biz hangi seviyeden kapattık biliyorsunuz. 2024 yılı adına da arkadaşlar temkinli olmakta fayda var. Eğer AK Parti'nin güçlü bir seçim mücadelesinden çıkacağı şeklinde bir sonuç ortaya çıkarsa yabancı bunu bizim açımızdan düşünmez. Bizim gelir düzeyimiz, bizim yaşam koşullarımız açısından düşünmez. Der ki ya orada bir ülke var, istediğini yapıyor ve yaptırtıyor. Biz de onlara isteklerimizi kabul ettirtiyoruz. Sonuç itibariyle de biz bu ülkeye yatırım yaparız, ederiz, eyleriz. Zaten bankaların çoğu bizim elimizde. Gireriz bir iki aylık süre içerisinde borsalarından kazanırız. Ardından döviz piyasalarını hareketlendiririz. Yani kedinin fareyle oynadığı gibi rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncak var elimizde. Dara zora düştüğümüz zaman, piyasa koşulları el verdiği zaman hayda deyip de bir şekilde oraya bir dalış yapıp o dalıştan gayet güzel lüferleri, işte çinekopları, şunları bunları vesaire 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 toplar. Başarılı bir şekilde bir iş yaptık, kazançlı bir iş yaptık deyip eyvallah. Bir dahaki seferde görüşmek üzere demek üzere müsaade isteyebilirler. Yani bizi kullanabilirler. İşte bizi kullanmamaları için, bizi bu tarz tuzaklara düşürmemeleri için fiyatlar, rakamlar yükselirken gerçekten mi yükseliyor? Yoksa o yükselişte aynı zamanda para çıkışı oluşup da bir şekilde bu oluşan para çıkışı 3 alırken 5-10 satmak suretiyle o hissenin daha da çok yükseleceği yönünde bir zemin hazırlamak suretiyle mal pazarlayarak mı fiyatı yükseltiyorlar? Veyahut da bir düşüş evresinde oluşan gerilemeler söz konusu olduğunda bu gerileme sürecinde acaba elimizden mal mı kapmaya çalışıyorlar? Yani arkadaşlar meselenin dedektiflik yanı, teknik bir yana, dedektiflik bir yana, takas analizi bir yana, bir de arkadaşlar sürekli olarak 3T kuralı diye bilinen bir kural vardı. Efendim teknik, takas ve temel, ben bir de buna stratejiyi ekliyorum. Stratejiyi bilmek zorundayız. Sevgili dostlar, az önce bahsettiğim yeni yayın programımızla bu hafta sonu Sayın Ekonomist Belgin Maviş Hanımefendi ile bir programlama yapacağız. Ve zannediyorum bir hafta veya 10 gün sonra itibariyle de bir Zoom eğitimi planlıyoruz kendisiyle. Kendisi özellikle temel analiz konusunda hele hele küçük yatırımcının gelen bilançoları en sağlıklı bir şekilde anlayıp algılayabileceği hap bilgi diye adlandırdığımız bilgileri net olarak çeşitli slide görselleriyle, somut örnekleriyle sizlere yansıtmayı düşünüyor. Ben de sizlere mümkün olduğu kadar bütün detaylarını anlatmak elbette ki mümkün değil. Teknik analizin ana kuralları veya hisse seçiminde dikkat edilmesi gereken ana kuralların neler olabileceğini, vazgeçilmez kuralların neler olabileceğini bir şekilde izah edeceğim. Toplam 6-7 saatlik bir müşterek yayınımız olacak. Bunun yarısı Belgin Hanım, yarısı benim tarafımdan Zoom üzerinden veya uygun bir platform üzerinden anlatılacak. Bu bir ücretli eğitim olacaktır arkadaşlar. Karşılığında faturası kesilecektir. KDV'si mutlaka devletimize ödenecektir. Bu noktada Haluk Canberk
ve de Belgin Maviş isminden teknik ve de temel analizin ana esasları, ana kuralları, kritik detayları yönünde bir eğitim almak arzunuz var ise lütfen bu konuda niyetinizi belirten bir mesaj yazmanız bu videonun altına veya işte Belgin Hanım'ın veya benim Twitter adreslerimdeki yapmış olduğum yorumlarımın altına bir bilgilendirici mesaj vermeniz bizim de ön hazırlıklarımızı buna göre yapmamız, katılımcı sayısını hesaba katarak, dikkate alarak buna göre bir hazırlık yapmamız adına bizim için faydalı olacaktır. Biz çok iyi bir şekilde dersimizi hazırlanmış olarak sizlere bu eğitimin ardından, bu eğitim cumartesi verilecekse pazartesi günü para kazanabileceğiniz bilgileri, bakınız pazartesi günü para kazanabileceğiniz bilgileri sizlere sunmaya hazırlıklıyız. Öyle orada, burada, şurada, kuramsal, teorik, mekliğinin şurası şöyle, burası böyle, şu şunu kesti, bu bunu bilmem ne yaptı. Yok arkadaşlar. Benim birebir özel eğitimlerimde de hep olay şudur. Direkt para kazanmaya yöneliktir. Pratik sonuç. Ben pratiği severim arkadaşlar. Ben sabırlı bir insan değilim. Hiç sabırlı bir insan değilim. Onun için kısa vadeli bir yatırımcıyımdır. Onun için Viyop'ta ağırlıklı olarak işlem yaparım. Ben öyle bir hisseyi alıp da 3 sene 5 sene bekleyemem. Bunu size aman siz de beklemeyin manasında söylemiyorum. Bu benim yapım. Bunları daha geniş bir şekilde konuşacağız. Ve bu bahsettiğim Zoom eğitiminin arkadaşlar ikişer saatini eğitim, geri kalan bir buçuk saatini bana, yine geri kalan bir buçuk saatini de Belgin Hanım'a olmak üzere direkt sorular yöneltebileceksiniz. Direkt olarak ne sormak, ne öğrenmek, anlamadığınız husus neyse bunu anlamak noktasında bilgi talebinde bulunabileceksiniz. Ancak bu bir ön bir programdır, ön bir eğitimdir. Böyle bir 5-6 saatlik eğitimde bütün konuların detaylarına inmek, tam anlamıyla profesyonelleşebilmek elbette ki mümkün değil. Bu minvalde özel eğitimlerimiz, şunlar bunlar farklı farklı eğitim yöntemlerimizde bulunuyor. Ama hiç olmazsa, hiçbir şey bilmemektense, onun bunun 3'e gider, 5'e gider, 10 kata gider söylemlerine, ya arkadaş yani öyle diyorsun da bak burada da bu var diyebilecek kadar 3-5 tane küçük kriteri ama çok önemli kriteri biz sizlere vereceğiz. Veyahut da o X bir hisseyi alırken veyahut da satarken hangi 1-2 basit kritere dikkat etmeniz size fayda sağlayacak. Tabii ki birçok kriter. Ama esas olan mesele ne? Olabildiğince hatayı minimuma indirmek diyelim. Gaye Erkan meselesinden korkmayınız diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hafta sonu yani cumartesi veya pazar yine teknik detaylar sektör ve hisse bazında biraz daha ayrıntılı analizler vereceğimin haberini veriyorum. Tabii ki gelişmeleri de izleyeceğiz bu arada. Ne oldu yani gece ortaya çıkan bu gelişmenin yarına dair yansımaları, yabancı basındaki yansımaları, şu bu falan nedir, ne değildir falan diye onları da inceleyip toparlayıp sizlerle bunları paylaşmaya gayret göstereceğim. Arkadaşlar, yayın sürem yaklaşık 1 saati geçmiş durumda. Kusura bakmayın. Hafta sonu olması münasebetiyle vaktinizin olabileceğini düşündüm.
Çok önemli bir şey göstermedim ekranda. Yani açın telefonunuzu, takın kulaklığınızı. Bir taraftan yemek mi yaparsınız? Bir taraftan başka bir şeyle mi ilgilenirsiniz? Önemli değil. Çok görsel noktalar üzerinde durmadığım için müzik dinler gibi arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Lütfen atlamadan, şunu yapmadan, bunu yapmadan dinleyiniz ki spontan bir şekilde aklıma gelen konuları aralara sıkıştırıyorum ve o yorumun veya iki gün sonra teferruatlı bir şekilde anlattığım bir konu hususunda ısrarlı sorular geliyor. Diyorum ki arkadaşım, iki yorum öncesinde bu konuyu ben anlattım. 10 dakika boyunca anlattım. Hocam ben o yayını dinledim, öyle bir şey duymadım. Hepsini dinledim mi? Yok hocam, yani Allah var, hepsini dinleyemedim. Biraz dinledim, biraz dinleyemedim. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Peki efendim. Selamlar, saygılar ve çok güzel bir hafta sonu dileklerimle, öncelikle de sağlık temennilerimle şimdilik müsaadenizi rica ediyorum.